Caner merhaba. Dersimiz Osmanlı Devleti'nde hukuk. Hukuk sendir cenemli. İnsanlar acıya katlanır fakat adaletsizliğe katlanamaz. Ve Osmanlı Devleti'nin dünyaya bir adalet verme, nizam verme gibi ideali vardı. İşte o ideal, nizam-ı alem idealiydi. Canlar, Osmanlı hukukuna bakıldığı zaman hukuk kendi içerisinde şer'i hukuk ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şer'i hukukun esası din kurallarına dayanırken, örfi hukukun esası ise eski Türk geleneklerine, fethedilen yerlere dayanmaktaydı. Evet, Osmanlı Devleti'nde hukuk işleyişi içerisinde önemli bir kavram vardı. Bu kavram Naima'ya göre hakkaniyet çemberiydi. Evet, sosyal hayatın temeli bu hakkaniyet çemberine dayanmaktaydı. Peki hakkaniyet çemberini oluşturan temel unsurlar nelerdi? Birincisi ordu. Devletin güçlü olması lazım. Ve güçlü bir devlete giden yolda güçlü bir askeri teşkilata ihtiyaç vardır. İkincisi ise devlet. Ve devlet neyi kullanacaktır? Yönetme yetkisini kullanacaktır. Yani egemenliği kullanacaktır. Peki devlet egemenlik yetkilerini neyle kullanacaktır? Kanunla kullanacaktır. Peki kanun halka uygulanacağına göre halk da bu hakkaniyet çemberinin önemli unsurlarından birisidir. Halk ne ister? Halkın istemiş olduğu şey adalet ve servettir. Adalet hakkını yedirmemek, servet ise yaşam seviyesini, refah düzeyini yüksek tutmaktır. O halde hakkaniyet çemberi kimin neymiş? Naima ile birlikte ortaya çıkan bir unsurmuş ve temelinde ordu, devlet, halk, sermaye, adalet ve egemenlik, kanun bulunmaktaymış. Canlar, Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangi yer etkin olmuştur diyor. Bakın çıkmış. ÖSYM sorusu hem de bir değil ha. İki kez çıktı bu soru. Şer'i hukuk kuralları evet var. Eski Türk gelenekleri evet var. Ve fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar evet var. 2 ve 3 örfi hukuktu. 1 ve ise arkadaşlar şer'i hukuktu. Doğru cevabımız 1, 2, 3 şeklinde olmaktadır. Evet canlar, şimdi hukukun şemasını görelim. Hukuk kendi içerisinde şer'i ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Bakın, hukukun en üst düzey sorumlusu olan kişi kaz askerdir. Kaz asker değil ha. Peltekze, kadı asker, dal, kadı asker. Kadı bu anlamda Adalet Bakanı, kadı asker, Adalet Bakanı'dır. Kadı ise bu hukuku uygulayan temsilci, yargı yetkisini kullanan kişi. Peki bu yetkiyi kime karşı kullanıyor? Halka karşı kullanıyor. Şimdi bakın canlar, hukuk şer'i ve örfi hukuktan beslendiğine göre şer'i hukuku bilecek olan kişinin dini iyi bilmesi gerekmektedir. Peki din eğitimi veren temel kurum hangisi? Bu yönüyle medreseler ilmiye sınıfına insan yetiştiriyordu. Bu anlamda hem öğretmen yetiştirir hem de hukuk adamı yetiştirir. Canlar, şer'i hukukun en üst düzey temsilcisi kim? Şeyhülislam. Şeyhülislam alınan bir kararın dine uygun olup olmadığına dair görüş bildiren bir yazı veriyor. Bu yazının adı neydi? Fetvaydı. Bu anlamda Şeyhülislam doğrudan yargı yetkisini kullanmasa bile söyledikleriyle yargı üzerine son derece etkili bir makamdı. Örfi hukuka bakıldığı zaman örfi hukukun temel ana lokomotif gücü padişahtı. Padişah eski Türk geleneklerinden, kişisel inisiyatifinden ve fethedilen bölgenin kültüründen etkilenerek örfi hukukun şekillenmesine katkı sağlıyordu. Padişahın emirleri fermandı ve bu fermanlarla birlikte devlet düzeni hukuk işleyişi sağlanmaktaydı. Bakın canlar, mahkeme kayıtlarının tutulmuş olduğu defterler vardı. Bu mahkeme kayıtlarına verilen isim şer'i sicilleri olarak geçiyor. Mesela kassamların ölen kişilerin mal varlıklarını paylaştırırken tuttukları defterler vardı. Bu defterler ise tereke olarak adlandırılmaktaydı. Tereke defterleri. Evet, adalet son derece önemliydi ve mahkemelerde bilirkişi de bulunmaktaydı ki bu bilirkişiye verilen isim de şuhudül müslimin, yani Müslümanın şahidi anlamına gelmektedir. Şimdi bakın,
Osmanlı İmparatorluğu'nda kadı hukukun işleyiş açısından son derece önemli bir noktaydı. Kadı ne iş yapıyordu? Kadı bir belediye başkanı sıfatıyla kazaları idare ediyordu. Aynı zamanda bir hukuk adamıydı. Hukukçu kimliğiyle birlikte neye bakıyor? Evlenme, boşanma, ticaret, miras, nafaka davalarına bakmak mesela. Yine bakın lonca ve vakıfları denetleme ve noterlik hizmetleri veriyordu. Şimdi noter ne? Noter, kişiler arasındaki anlaşmalara deveti şahit göstermektir. Noterin oraya vurduğu mühür, ben devlet olarak bu anlaşmanın şahidiyim. Anlaşmanın bozulması halinde de taraf olarak güvence altına bu anlaşmayı alıyorum anlamına gelmektedir. Kadı bu yönüyle bir noter vazifesi görmektedir. Bakın eyaletlerde daha üst düzeyli kadılar bulunmaktadır. Eyaletlerde bulunan üst düzey kadılara verilen isim ise mevleviyettir. Ha bazen kadı görev yerine gitmiyor. Görev yerine gitmediği zaman yerine bir vekil bırakıyor ki o bırakılan vekil ise naip olarak tanımlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı Osman Gazi zamanında tanınan Tursun Fakı'dır. Bakın canlar 2017 Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı Norhan Gazi tarafından atandığı söylense de bu bilgi yanlıştır. İlk Osmanlı kadısı Osman Gazi Tursun Fakı'dır. Evet, kadı Taşlı'nın en üst düzey idari amirlerinden birisi. Ve bakın bu anlamda en üst düzeydeki kim? Beylerbeyi. Ha, beylerbeyini denetim yetkisi kadıya veriliyor. Bu yönüyle kadıyı denetliyor olması, kadının beylerbeyini denetliyor olması aynı zamanda yürütmenin, yürütme hangisi? Yürütme burada beylerbeyi. Yargının denetimi altına, yani kadı tarafından denetleniyor ya, yargının denetimi altına sokulması anlamına gelmektedir. Ve bakın kadı bulunduğu yerde doğrudan beylerbeyine bağlı değil. Nereye bağlı? Adalet Bakanlığı'na bağlı. Neden böyle bir şey var? Çünkü amaç burada yargının bağımsızlığını sağlamaktır. Ha, nedir bu? Eğer ki siz beylerbeyine bağlı olarak yargı faaliyetini yürütürseniz beylerbeyi sizin işinize müdahale edebilir. Bu da yargının bağımsızlığını gölgelebilir. Ha, nasıl ki Divan-ı Humayun'da alınan kararların din uygunluğu hakkında bir fetva verme durumu söz konusuysa Taşlı'da da benzer bir durum. Peki Taşlı'daki fetvayı kim veriyor? Taşlı'daki fetvayı veren kişi de müftü. Merkezde Şeyhülislam, Taşlı'da ise arkadaşlar bu fetvayı veren kişi müftüdür. Osmanlı İmparatorluğu'nda yargı birliği var mıdır? Hayır. Osmanlı Devleti'nde toplumlar inançlarına uygun olarak aile hukukunu şekillendirmiştir. Yani bir Hristiyan, Hristiyanlık inancına uygun olarak hukukunu şekillendirirken bir Müslüman da İslam hukukuna uygun olarak hukuk işleri şekillendiriyor. O halde biz İslam hukukunun ve Hristiyanlık hukukunun hatta Musevi hukukunun olduğunu düşünecek olursak hukuk birliğinin bu yönüyle olmadığını söylüyoruz. Evet canlar, Osmanlı hukuku buydu. Bir toplumun gelişmesini sağlayacak olan en önemli unsur kuşkusuz ki eğitim. Ve eğitimin katkı sağlayacağı en önemli alan da bilim. Osmanlı İmparatorluğu'nun da zirveye oynamış olduğu dönemler var. Bilim konusunda çokça zaman alacağımız şeyler var ama Osmanlı İmparatorluğu'nun o çöküş sürecinden önce pırıl pırıl parladığı bilim hayatının olduğu dönemler var. Şimdi bir gelin bakalım bir eğitim ve bilim neler söylüyor. Bakın canım. Yine şema çok önemli. Şema. Eğer soru gövdeden gelirse hangisi saray eğitim kurumlarındandır? Hangisi dini eğitim verir gibi sorularla karşılaşıyoruz. Önce şemamızı inceleyelim. Eğitim kendi içerisinde saray eğitimi, yaygın eğitim ve örgün eğitim olmak üzere 3 başlıkta inceliyoruz. Saray eğitimi adı üzerinde sarayda verilen eğitimi incelemektir. Bu kapsamda Şehzadegâh Mektebi şehzadelerin eğitim gördüğü yerdir. Enderun Mektebi ise devşirme çocukların eğitim aldığı ve saraya bürokrat olarak yetiştirilen yerdi. O da bir saray okuluydu. Harem denilen yer sadece hükümdarın aile hayatını sürdürdüğü yer değil, aynı zamanda devlet bürokratlarına eşlerin de yetiştirildiği bir okuldu. Yani orada hem temel saray disiplini ve alaka kazandırılır,
hem nitelikli bir devlet adamına nitelikli bir eş yetiştirmeye çalıştı. Sanattan da, bilimden de, dinden de arkadaşlar burada da eğitim verilmektedir. Şimdi saray eğitimi bu. Yaygın eğitim demek örgün bir şekilde vatandaş eğitim almamakta. Fakat gündelik hayatını sürdürürken kendinden oluşan eğitim ortamları ki bu kapsamda cami, sahaf ki sahaf eski kitapların bulunduğu yer, kahvehane, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman zamanında kahvehane Osmanlı İmparatorluğu'nda açılmıştı. Ve aynı zamanda yaygın bir eğitim kurumuydu. Kütüphane, kitapların toplanmış olduğu merkez, kuşkusuz ki yaygın eğitim kurumu. Kıraathane, hani bu kıraathane bugünkü gibi aklımızda böyle kahvehane gibi düşünmeyelim. Kıraat edilen yerdir, güzel okunan yerdir, Allah'ın kelamının edildiği, Kur'an'ın okunduğu yerlerdir. Darül Mesnevi de Mesnevi, bu Mevla'nın Mesnevi'ni okumuş olduğu yerlere verilen isim. Şimdi bakın, örgün eğitim kurumları kendi içerisinde dini kurumlar, mesleki kurumlar ve askeri kurumlar olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Dini kurumda Sıbyanlar mahalle mektebidir. Küçük yaştaki erkek ve kız çocukların beraberce eğitim aldığı yer Sıbyan mektebidir ve genelde din eğitimi verilir burada. Ha, medreselere bakıldığında medrese yüksek öğretim düzeyinde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir. Tekke ve zaviyeler ise tarikat ve dini faaliyetlerin yürütülmüş olduğu büyük yerleri tekke, küçük yerleri ise zaviye demektir. Bakın, mesleki anlamda loncalar bir meslek okuludur. Hatırlarsanız loncadan mezun olanlara dahi bir diploma veriliyor. Bu diplomanın adı neydi? İcazetnameydi. Şimdi bakın canlar, hani o diploma loncada verilince icazetname de medreseden verilince başka bir yer mi taşıyor? Hayır. Medresede verildiği zaman da yine o icazetname adını almak. Askeri anlamda mehterhane, ki mehter takımı saray bandosunun olduğu yer, tophane, savaş topları ile ilgili eğitim verildiği yer, kumbarahane, havan topu ve el bombasının yapımı ile ilgili eğitim verildiği yer, tüfekhane ve kılıçhane, tüfek ve kılıçların bakımının yapıldığı yerlerdi arkadaşlar. Bunlar Kapıkulu ordusunda Yeniçeri birliklerinin de eğitim almış olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakın, Sıbyan mektepleri, tekrar ediyoruz, küçük çocuklara eğitim verir, mahalle mektebidir. Dini eğitim verir, Kur'an okuma. Canlar, hatırladınız mı? Şehzade'nin ilk dersine verilen isim neydi? Bed'i Besmele'ydi, değil mi? Kur'an eğitimi bu anlamda önemli. Kız ve erkek çocuklar aynı yerde eğitim almışlardır. Fakat dikkat edin, biz buna bakıp da Osmanlı Devleti'nde karma eğitim vardır diyemeyiz. Karma eğitim Osmanlı Devleti'nde yoktur. Karma eğitime biz çok daha sonraki dönemlerde kademeli olarak geçmişiz. Canlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda medreseler eğitim hayatının bir diğer önemli ayağıydı. Medreseler dini ve bilimsel faaliyetlerin yürütülmüş olduğu temel eğitim kurumlardı. Bakın, burası için biz pekala bir akademidir diyebiliriz. Yani yüksek okul eğitimi vermektedir. Burası ne iş yapar? Yönetici yetiştirir. Burası ne iş yapar? Aynı zamanda ilmiye sınıfının personel ihtiyacını karşılar. Yani hukukçu yetiştirir. Öğretmen yetiştirir. Bakın, medreselerde eğitim veren kişiye verilen isim müderris. Pardon. Müderrislere yardımcı olan kişiler ise muiddir. Medrese öğrencilerine verilen isim suhte, diğer adıyla softa. Ve medreseyi bitirmek üzere olan son sınıf öğrencileri danışment olarak adlandırılır. Ha, bunun dışında medreseyi bitirmiş, henüz müderris olarak atanmaya zamanı olan, uyum eğitimi alan insanlar vardır. Bir nevi stajyer öğretmen olarak adlandıracağımız kişiler de mülazım olarak adlandırılır. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nda az önce belirttiğim medrese mezunları da icazet denilen diplomayı almaktadır. Medrese mezunlarının dedik ki hukukla eğitimle ilgili görevlerde aldığını görmekteyiz. Osmanlı için ilk medresesi hangisidir? Bakın, bunu sanat tarihi kitaplarından bazıları Süleyman Paşa Medresesi olarak vermekte, bazıları ise Orhaniye Medresesi vermekte. Bu anlamda biz ne Süleyman Paşa ne de İznik Orhaniye Medresesi konusunda çok ısrarcı olmamakta fayda var. Çünkü bilim dünyası bu konuda kendi içinde de net değil.
Açık Öğretim Fakültesi kitabı bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, evet Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk medresesinin İznik'te olduğunda hemfikiriz. Fakat bu Süleyman Paşa Medresesi midir? Yoksa İznik Orhaniye Medresesi midir? Orada bir belirsizlik vardır. Burada gelecek olan soru aynı seçenek içerisinde bu şıkları, pardon aynı soru içerisinde bu seçenekleri vermeyecektir diye düşünüyorum. Medresenin çeşitli alt birimleri var. Bu anlamda Haşiye-i Tecrid, Miftah, Kırklı, Hariç Medresesi, Dahil Medresesi, Sahn-ı Seman ve Süleymaniye Medresesi. Yani medreselerin de sınıflarını alttan yukarı doğru sınıflandırdığınız zaman en üst noktada da Sahn-ı Seman Medresesi'nin olduğunu görmekteyiz. Canlar, evet Osmanlı İmparatorluğu'nda medreseler hakkındaki bilgileri tekrarlıyorum. Diyorum ki Orhan Gazi zamanında İznik'te kuruldu. İlk medresenin Süleyman Paşa ya da Orhaniye Medresesi konusunda olduğu konusunda bir anlaşmazlık var. Medreseler ilmiye sınıfının insan kaynağını oluşturur ve bunlar Müslüman kökenli kişileri yetiştirir. Bakın Enderunlar gayrimüslim kökenli kişileri yetiştirmekte. Ama medreseler Müslüman kökenli kişiyi yetiştirir. Enderun'un sayısı bir tanedir. Merkezi sarayda. Medresenin sayısı çoktur. Birçok şehirde hatta birden fazla bulunmaktadır. Medreselerin giderlerini kim karşılıyor? Medresenin giderlerini karşılayan vakıflardır. Ve bunlar iç işlerinde serbest, dış işlerinde bağlı kurumlardır. Özel kurumlardır. Bu kurumların idaresinden sorumlu heyet, mütevelli heyettir. Bu okulu bitiren kişi din adamı, hukukçu olur ve eğitim alanında personel ihtiyacını karşılar. Bu anlamda medreseler ilmiye sınıfının insan kaynağını oluşturmaktadır. Mezun olanlar dini bürokraside bu anlamda örneğin Şeyhülislam'dır, müftüdür gibi ya da hukuk bürokrasisinde etkindir. Kadıdır mesela, kadı başta olmak üzere. Aynı zamanda eğitim açısından bakıldığı zaman müderrislik makamında medrese çıkışlı kişilerin makamıdır doğal olarak. Medreseler 11 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tesisat Kanunu'ndan çıkartılan, sonra çıkartılan bir yönetmelikle birlikte kapatılmıştır. Şimdi bakın, bu okullar içerisinde medreselerin dışında önem taşıyan bir diğer okul Enderun. Bakın Sıbyan'ı, medreseyi ve Enderun'un alt çatılarını oluşturarak şu an size veriyoruz. Enderun bir saray okuludur. Medrese neydi? Taşra'da bulunmaktaydı. Ha, merkezde de vardır. Enderun tektir ama medrese çoktur. Enderun alt birimleri büyük oda, küçük oda, has oda, hazine odası, kilerci, doğancı, sataylı şeklinde alt birimleri vardı ki saray teşkilatını işlerken bunlardan söz etmiştik. Şimdi Enderun'u kim kurdu sorusunun cevabı aslında Özteğmen'in bununla bağlantılı çıkmış bir sorusu var ve cevabı Fatih Sultan Mehmet olarak vermişti yıllar öncesinde. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı kitabı Enderun'un kurucusu olarak 2. Murat'ı verdi. Açık Öğretim Fakültesi kitabı ise Enderun'un kurucusu olarak 1. Murat'ı göstermişti. Canlar, Açık Öğretim Fakültesi'ndeki kitapta bulunan bilgi akademik camiada kabul görmüş, başka yerlerde de dillendirilmiş bir bilgi değil. Hatta ben kişisel manada bunun acaba yanlışlıkla mı yazıldı, ikinci yazılacaktı da birinci mi yazıldı diye de düşünmüştüm. Biz Enderun Mektebi'nin kurucusu olarak 2. Murat'ı kabul etmeliyiz. Bu daha sağlıklı olacaktır. Evet, insan kaynağını devşirmeler oluşturur. Merkezi İstanbul. Giderleri devlet tarafından karşılanır. Vakıfların giderleri arkadaşlar, pardon medreselerin giderleri vakıflar tarafından karşılanır. Ve ne yapıyordu? Bunlar devlet tarafından bizzat idare edilecekti. Zaten hükümdar elinin altındaki bir kurum. Ne yapacak? Yönetici yetiştirecektir. Ama bakın medresenin yöneticisi ilmiyeydi. Bu ise daha çok seyfiye sınıfıyla kalemiye sınıfının insan ihtiyacını karşılayacaktır. Evet, bunların mezunları saray bürokrasisinde eğitim olarak görev alacak. Tekin Meşrutiyet döneminde Enderun Mektebi'nin de sonlandığını görmekteyiz. Canlar, Enderun ve medresenin ortak özellikleri ne? Bakın, ikisi de yüksek öğretimdir.
İkisi de devletin yönetici ihtiyacını karşılar. Temel özellik bu. Ha bunun dışında devlette azınlık okulları var mı? Evet var. Yabancı okullar var mı? Evet var. Yani azınlık okulları ve yabancı okullar çok geçmişten beri olan şey. Azınlık okulları dini liderlere bağlı olan okullardır. Ne için vardır? Din adamı yetiştirmek için vardır. İşte örneğin Heybira'da Ruhban Okulu din adamı yetiştirmek için açılan bir okuldu. Ha bunlar kime bağlıdır? Dini liderlere yani Patrikhane ve Hağan başına bağlı. Osmanlı Devleti'nde açılan ilk yabancı okul Saint-Benoît, Fransızlar tarafından açılmıştır. Ve 19. yüzyılda çok daha fazla bu okullar artmıştır. Yani Amerikan okulları mazarsın, Alman okulları, Avusturya okulları, Musevi okulu, hatta İranlar bile Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı okullar açmış. Ve bu okullar adeta Osmanlı Devleti içerisinde ayrılıkçı eğilimleri kuvvetlendiren bir yapı haline dönüşmüştür diyor. Evet canlar, bakın gördük sunumuz Osmanlı Devleti'nde bilim diyor. Ama şimdi değil. Bir sonraki dersimizde Osmanlı Devleti'nde bilim inceleyeceğiz. Bak ne dedik eğitim deyince? Dedi ki Osmanlı eğitimi kendi içerisinde saray okulu, yaygın okul ve örgün eğitim olmak üzere üçe ayrıldı. Ve bu saray okulun içerisinde Endur'una ve hareme dikkat edin dedik. Şehzadegen Mektebi vardı. Harem de bir okuldu aynı zamanda. Onun altını çizdik arkadaşlar. Ardından bu altyapıdaki kırılımları açıklayınca özellikle Sıbyan, Endur'un ve medrese üzerinde açıklamalarda bulunduk. Bu üç kurum şüphesiz bizler için son derece önemliydi diyoruz. Canlar bir sonraki dersimizde bilimi konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.